Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na gelin Türkiye'yi alın. Zaman zaman gündeme geliyor. Şanghay İşbirliği Örgütü diye bir örgüt var. Türkiye'nin bu örgüte üye olabileceği konuşuluyor. Bir takım çok bilmişler, olamaz ve düşünülemez diyor. Nedenmiş? Çünkü Türkiye Batı'ya aitmiş. Hayır, Türkiye Batı'ya değil, kendine ait. Bunlar Türkiye'nin batılılaşmasını bir ideolojik görev olarak benimser. Bunlara göre Türkiye her ne pahasına olursa olsun kendini Batı'da konumlandırmalıdır. Alternatifi akıldan bile geçirilmemelidir. Batı demek de NATO demektir. Eskiden bu ses çok daha yüksek çıkardı. Azıcık sorgulayacak olsanız ayıplardınız. Yavaş yavaş kırıldı bu ideolojik körlük. Çok şükür şimdi bu konuda daha çoğulcu bir ortam var. En azından rasyonel bir zeminde konuşabiliyoruz artık. Şimdi tartışabiliyoruz en azından Türkiye'nin gerçek faydası nedir diye, nerededir diye. Düşünüyoruz en azından gerçekten Batı'da olmak bize yarar mı diye. Veya soruyoruz tek yol NATO mu diye. Çünkü Türkiye artık daha özgüvenli. Bu özgüveni geliştirmek kolay olmadı. Türkiye bunun bedelini ödedi, ödemeye de devam edecek. Büyük devlet olmak demek, kendi ayakları üzerinde durmak demektir. Kendi ayakları üzerinde durmak, bedel ödemeyi gerektirir. Bedeli ödemeyeni özgür ve özgüvenli bırakmazlar. Türkiye şimdi soruyor, hangisi benim için iyidir diye. Çok doğal, olması gereken tam da budur. Bağımsız devletler böyle yapar. Kendi hesabını her türlü hesabın önüne koyar. Bu yolda ödenmesi gereken bedeli öder. Türkiye artık batılı müttefiklerinin faydasını sorguluyor. Çünkü NATO'daki dostları maalesef dostça davranmıyor kendisine. Çünkü kimse kimsenin dostu değildir uluslararası ilişkilerde. Bu nedenle Türkiye'de artık alternatifleri düşünebileceğini gösteriyor tüm dünyaya. Dosta ve düşmana. Hepsi budur. Yoksa birinden kopup doğrudan öbürüne geçmek gibi bir şey olmayacak. Bu tür kopmalar öyle 3 günde 5 günde olmaz. Silah sistemlerinin yeni şartlara uyumu bile belli bir zaman alır. Ayrıca birine girmek için diğerinden çıkmak da şart değildir. Biri diğerinin alternatifi de değildir. NATO bir ittifaktır. Şanghay ise bir işbirliği örgütü. NATO olarak düşmana karşı kurulmuştur. Diğeri ise işbirliği ve ticareti artırmak için. Şanghay örgütünün aslında Amerikan merkezli Batı dünyasına karşı bir ittifak olduğu iddiası tam gerçeği yansıtmaz. Aslında Şanghay doğrudan doğruya Amerika'yı hedeflemekten çok uzak bir ortak güvenlik teşkilatıdır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ve Doğu Bloğu'nun 1991 yılında yıkılmasından sonra Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle beraber özellikle Rus yetkililer Kuzey Atlantik İttifakı NATO'nun varlığını da sorgulamaya başladı. Kremlin'e göre Varşova Paktı'nın ortadan kalkmasıyla birlikte NATO'nun varlığı da sona ermeliydi. Ancak NATO tam tersine genişlemeye devam ediyor. Moskova, bu genişlemenin Rusya'yı hedef aldığını düşündüğü için NATO'ya katılan her yeni üye veya yürütülen her yeni üyelik müzakeresi Rusya'yla münasebetlerin gerginleşmesine neden oluyor. Diğer yandan Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından hemen sonra Rusya siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda bölge ülkeleriyle entegrasyona gitti. Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu BDT, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü KGAÖ, Avrasya Ekonomi Birliği AEB gibi örgütler kurarak eski Sovyet Cumhuriyetleri ile işbirliğini derinleştirmeye çalışıyor. 1996'da ise Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı kapsayan Şanghay Beşlisi oluşturuldu. 2001'de bu 5 üyeliğe Özbekistan'ın da katılımıyla ŞİÖ resmen kurulmuş oldu. Baştan beri örgüt NATO'ya alternatif olarak değerlendirildi. Rusya ile Çin'in ŞİÖ çerçevesinde Ortak Asya Cumhuriyetleri ile geliştirdiği işbirliği sonucu Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının sona erdiği gibi Batı'nın Orta Asya Cumhuriyetleri ile diğer alanlardaki temasları da minimum seviyeye indirildi. 22 yılda ise örgüte Hindistan, Pakistan ve İran katılırken Afganistan, Belarus ve Moğolistan'a gözlemci statüsü verildi. 2023 yılının Mart ayı sonunda Suudi Arabistan'ın örgüte katılma kararı almasından sonra uluslararası kamuoyunun dikkati bir kez daha bu örgüte çevrildi. Bir zamanlar Kremlin'in NATO'ya yönelttiği kime karşı genişliyor sorusu artık Batı tarafından ŞİÖ'ye yöneltiliyor. Suudi Arabistan'ın bu kararının Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle aynı döneme denk gelmesi ise ŞİÖ'nün NATO karşıtı imajını bir kez daha ön plana çıkardı. ŞİÖ üyesi ülkelerin liderleri başından beri örgütün NATO'ya alternatif olmadığını belirtiyorlar. Ancak genişlemeye devam eden ŞİÖ, Rusya ve Çin'in gittikçe daha fazla dile getirdiği çok kutuplu dünya düzeninin önemli merkezlerinden biri olarak görülüyor. Rusya ile Çin'i bu arayışa iten sebepler arasındaysa Rusya'nın Ukrayna meselesi, Çin'in ise Tayvan konusu dolayısıyla Amerika ile ilişkilerinin iyice bozulması.
Her ikisinin de Amerikan hegemonyasından rahatsız olması, NATO'nun genişlemeye devam etmesi. Gerek Rusya gerekse Çin konusunda Amerika ile Avrupa Birliği'nin ortak hareket etmesi ve Amerika'nın etkisi altında kalan uluslararası örgütlerin çifte standart uygulaması gibi faktörler yer alıyor. Diğer taraftan Şii, her bir üye veya gözlemci ülke için ayrı bir öneme sahip. Günümüz şartlarında Rusya için Şii, dünyaya açılan kapılardan biri. Orta Asya ülkelerinin liderleri açısından Şii, yurt dışı destekli muhtemel renkli devrimler karşısında güvenlik garantisi rolü oynuyor. Hindistan'la Pakistan'a göre ise Amerika, bölgede kendilerinin çıkarına olmayan baskıcı bir siyaset izliyor ve Şii üyeliği kendileri için dengenin sağlanması açısından büyük önem arz ediyor. Yine Afganistan'daki Taliban yönetimi, Şii sayesinde iktidarını meşrulaştırmaya, Batı ile sorun yaşayan İran, uluslararası arenada yalnızlıktan kurtulmaya, Rusya ile Çin arasında sıkışan Moğolistan ise komşu devletlerle ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Kaldı ki Rusya ve Çin gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye iki ülkeyle aynı safta yer almanın diğer ülkeler için siyasi getirisi de oluyor. Şii'nin genişlemesi ve bölgesel güvenliğin artması, üye ülkeler arasında enerji alanındaki işbirliğinin yanı sıra ticari münasebetlerin gelişimi anlamına da geliyor. Dolayısıyla bölge ülkeleriyle enerji ve ekonomi alanında işbirliğini artırmak isteyen Suudi Arabistan'ın üyelik kararı kimse için şaşırtıcı olmadı. Önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ı başka ülkeler de takip edecek. Şii, üye ülkelerin ekonomik, enerji ve askeri alanlardaki potansiyelinin ve örgütün gücünün küçümsenmemesi gerektiğine işaret ediyor. Bununla birlikte daha aktif hale gelmesi ve Rusya ile Çin'in üzerinde çalıştıkları çok kutuplu yeni dünya düzeninin başlıca ögesi olmasının önünde sorunlar da yok değil. Rusya ile Çin özellikle son yıllarda gittikçe yakınlaşmalarına rağmen aralarında birçok sorun mevcut. Şii konusunda taraflar arasında fikir ayrılıkları var. Moskova, örgütün güvenlik ve askeri boyutunu ön plana çıkarırken Pekin, ekonomik işbirliğine vurgu yapıyor. Hindistan-Pakistan ilişkilerinin zaman zaman çatışma noktasına gelmesi, son yıllardaki gelişmelere rağmen Orta Asya Cumhuriyetleri arasında sınır sorunlarının tamamen çözülmemiş olması gibi faktörler de örgütün ortak siyaset izlemesine engelliyor. Nitekim Şii, Özbek-Kırgız çatışması, Suriye ve 2. Karabağ Savaşları gibi önemli bölgesel sorunlarda bir varlık gösteremedi. Yine örgütün genişlemeye devam etmesinin olumlu sonuçlarının yanı sıra olumsuz neticeleri de olacak. Nitekim Suudi Arabistan'ın katılımı, son günlerde iki ülke arasında artan diplomatik temaslara rağmen örgüt içindeki rekabetlere İran-Suudi Arabistan rekabetini de ekleyecek. Diğer bir deyişle, Şii üyesi her bir ülkenin örgüt içinde kendi gündemi bulunuyor. Bu durumda özellikle siyasi alanda ortak siyasetin belirlenmesi hiç de kolay değil. Ancak tüm bunlara rağmen Şii, Avrasya ve Asya Pasifik ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu devletleri için de gittikçe cazibeli hale geliyor. Bunda bu ülkelerin tek kutuplu dünya düzeninden rahatsızlık duymaları, konumlarını güçlendirmek için alternatif arayışında olmaları, Rusya, Çin, Hindistan gibi dünyanın güçlü ülkeleriyle bir arada olmayı ve bu birliktelikten güvenlik ve ekonomi alanlarında istifade etmeyi istemeleri etkili oluyor.